gözaltına alınma gerekçemizin ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Gözaltına alındığımızda, gittiğimizde, emniyete götürüldüğümüzde baktık sağlığımızı 5 tane meclis üyesi arkadaşımızın ve tamamen bu bir komplo olduğunu, alıkoyma operasyonu olduğunu ve bunu tamamen meclis gündemiyle bağlantılı olduğunu anladık. Çünkü önemli gündemler vardı. Özellikle son kaç aydan beri de sürekli bu gündemler önümüze gelen 3 tane gündem vardı. Özellikle 50.000 TL borçlanma yetkisinin belediye başkanına verilmesine dönüktü. Birinci gündem buydu. İkinci gündem Yılmaz Güney Parkı'nın Genç Spor Müdürlüğü'ne verilmesi noktasında böyle bir yetkinin verilmesiydi. Yine üçüncü gündem Akdeniz Belediyesi'ne ait olan, daha önce Akdeniz Belediyesi'ne ait olan belediye yeri, şu anda TEDAŞ'ın, daha sonra TEDAŞ yeri olan satış ve kiralama yetkisinin belediye başkanına verilmesine dönük biz aylardır bunun için mücadele etmiştik. Borçlanma yetkisini getirdi. Borçlanma yetkisini de ısrar kararıyla hani getirdi ve bunun kabul etmediğimizi 3,5 yıldır hani bu halka hizmeti neden durdurdunuz ve birçok yerlerde hibeler gelmesine rağmen yine belediyenin birçok bütçesinin kendi şahsi reklamlarının üzerinde harcanmasının ve bu harcanan reklama verdiğiniz paraların halka hizmet olarak vermiş olsaydınız bu borçlanmaya da gerek kalmayacaktı. Bu çerçevede işte böyle bir alelacele yangından mal kaçırır gibi Gültak'ın böyle bir operasyon furyasıyla bizi alıkoyarak, rehin tutarak 2 günlük. İlk gün meclis zaten toplanmamış, bizimkiler katılmadığından kaynaklı ikinci güne ertelendi. İkinci güne de alelacele getirerek ve sadece kendi mevcut belediye meclis üyeleriyle aldığı bir karardır. Bu hukuki değil, yasal değil. Elbette ki biz de bunun peşini bırakmayacağız. Bize yapılan hem hukuksal anlamda hiçbir dayanağı yoktur. Resmen bir rehin alma operasyonuydu. Provokasyonlar yaratarak, sürekli böyle bir gündem yaratarak kendini zaten ele veriyor zaten. Meclis gündemlerini meclisi izlerseniz zaten bütün meclis gündemlerinde bellidir. Sürekli işte meclis üyelerini dolduruşa getirerek üzerimize bir şekilde sürmesi, aynı zamanda sürekli provokasyonu yaratması, yine sürekli meclis gündemleri olmayan gündemleri meclis gündemlerini taşıyıp aynı zamanda yetmiyormuş gibi sürekli o gündemleri oylatması yasal bir dayanağı, hukuksal bir dayanağı olmadığını defalarca bunu da söylemiştik. Ve HDP'li seçmenlerine sürekli teröristsiniz imalarında bulunması, sürekli bu şekilde hani bir de yetmiyor gibi PKK terör örgütü müdür değil midir oylamasını yaparak, hadi ben oyluyorum, elimi kaldırıyorum, siz oyluyor musun, oylamıyor musun gibisine böyle tahrik edici sözlerle bizleri bir şekilde tartışma meclis gündemini germeye çalışıyor. Biz bunu da dile getirdik. Biz bu meclis gündeminde olmayan bir gündemi meclis gündemi yaparak, yetmiyormuş gibi oylatarak, bu yasal değil, hukuksal değil, siz suç işliyorsunuz. Böyle bir gündemi meclis gündemine taşımak gibi böyle bir durumunuz söz konusu olamaz noktasında belli zaman zaman böyle tartışmalar yürütüyor. Bunun üzerinde suç duyurusuna Mustafa Gültak üzerinde suç duyurusunda işte PKK terör örgütü müdür değil midir oylamasında elini kaldırmamışlar gibisinde yine bir İstiklal Marşı üzerinde sürekli bizi vurmaları. Bu noktada bunun üzerinde bir suç duyurusunda. Onları iptal ettireceğiz. Sonuna kadar hukuksal yönümüzü, toplumsal yönümüzü, siyasal alandaki çabalarımızı da birleştirerek bu alınan kararların geçersizliğini de ortaya koyacağız. Her şeye rağmen bunu da yapacağız ve onun beklentisi olan cebine 50 milyonu koyarak veya TEDAŞ binasını satarak, işte bugün TEDAŞ binasının yerinin değeri parayla ölçülemeyecek bir zondur. Bunu elbette ki yakınlarına bir takım peşke çekilmek isteniyor. Ama biz de öyle her şeyi kabullenecek bir durumda değiliz. Her şeye mevzuata hakimiz, ortak irademiz var, ortak hareket ediyoruz. Özellikle bizim grubumuzun öncülüğünde bu oyunların hepsini bozacağız. Yani 2 gün evet bizi gözaltına aldılar. Hatta
Yani bir seçilmiş bir temsiliyetimiz var. O bilinmesine rağmen, bizi bilmelerine rağmen, yıllardan beri yakinen bizi bilmelerine rağmen ne yazık ki bize irademizi kırmak için pers kelepçe takarak bizi teşhir ettiler. Baktık ki bir propaganda iddiası olduğu söylendi. Halbuki söylenen iddia arkadaşlarımızın meclis toplantılarında halkın yararı için itiraz ettikleri tamamen muhalefet için söylemiş olduğu sözlermiş. Bunun dosya içerisinde bir terör propagandası olarak sunulmuş olması aslında siyasi iktidarın partimize dönük ne kadar tahammülsüz olduğunu, partimizin yasal, siyasal hakkını kullanmasına ne kadar katlanamadığını göstermekte. Bu anlamıyla biz bu soruşturmanın aslında hukuki değil, tamamen siyasi bir amaçla açıldığını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Zaten savcılığın yapmış olduğu adli kontrol talebiyle, yurt dışı yasağı artı imza tedbiriyle sevk talebinin mahkeme tarafından da her iki talebinin de reddedilmiş olması aslında bu dosyanın ne kadar hukuk dışı olduğunu göstermişti. Daha biz öğrenmeden siyasi iktidarın yerel temsilcileri, kolluk kuvveti basına bunu servis ettiler ve biz basından öğrendiğimiz kadarıyla 31 kişi hakkında dosyanın açıldığı, 21 kişinin de şafak operasyonuyla gözaltına alınmış olduğunu öğrendik. Bu gözaltılardan 5 tane de meclis üyesi arkadaşlarımızın bulunduğunu fark ettik. Arkadaşlarımızla ilgili biz dosyayı açıp baktığımız zaman dosyada bir gizli karar yoktu. Müvekkillerimize, arkadaşlarımıza isnat edilen suçlar propaganda suçuydu. Ve dosyada yer alan, gözaltına alınmış olan 21 kişinin hiçbirinin birbiriyle hiçbir alakası olmadığı, tamamen bir toplama, adeta iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu torba yasa gibi bir torba soruşturma dosyası olduğunu fark ettik. Gerçekten gözaltına alınan vatandaşlarımızdan, daha önceden Suriye'den gelen, Kobani'den gelen vatandaşlarımızdan insanlarımızın bulunuyor oluşu, aynı zamanda 5 belediye meclis üyesi arkadaşımızın bulunuyor oluşu aslında yürütülmekte olan bir algı operasyonunun olduğunu, sadece 5 HDP'li